Hardware Plus'tan herkese selamlar. Selamlar. Bildiğiniz gibi ayın 27'sinde Tesla'nın Instagram'dan yaptığı bir story paylaşımıyla beraber Türkiye'de 4 Nisan itibariyle merakla beklenen satışını gerçekleştireceğini gördük. Ben heyecanlandım. Ben de görünce bir yani böyle mutlu oldum yani, şimdi hiç ne yalan söyleyeyim. Çünkü aynen, hani elektrikli araç dediğimizde aslında yani ilk akla gelen marka, hatta bunu dünyaya bence tanıtan bir marka oldu. Hı hı. Bu açıdan bakınca da tabii ki önem var ve herkes için de bir şov aracı haline de geldiğini söyleyebiliriz. Hatta işte tam otonom sürüş desteği, yok dediğimiz o şey uçak gibi direksiyon şey seçeneği vesaire, böyle çok farklı şeyleriyle beraber geliyor. Hatta arabada oyun oynayabiliyorsun. Şimdi hatta Steam'de Witcher falan filan bile oynayabileceği, yani farklı şeyler deneyen bir araç. Ama Türkiye'de çok fazla elektrikli araçlar görüyoruz ve en yakınımızda da tabii ki bir de TOGG var. Ama zaten işte TOGG'a rakip olacak mı, ne olacak vesaire dediğimiz durumda artık resmi olarak Tesla fiyatlarını da göreceğiz. İlk olarak baktığımızda 2015 yılında Türkiye'de aslında Tesla Motor Türkiye açılmıştı. Aslında adı çok daha uzun bir şey ama ilk olarak 2015'te açılmıştı. Sonra bir süre sessiz kaldılar. Sanırım pandemiden hemen önce belli başlı insanlar da işe alınmaya başlandı. Hatta mağaza yöneticileri de alınmıştı. Sonra bir süre duraksadılar. Şimdi artık resmen açılacağı duyurulmuş oldu. Evet. Valla ben özellikle hani tabii ki düşük segmentle gelmelerini çok yerinde bir karar olarak nitelendiriyorum. Özellikle Model Y ile birlikte gerçekten Türk kullanıcısına, Türk aile yapısına uygun bir hani SUV yapısıyla geldiği için bence en nokta atış modelde Model Y olacaktı. Ki hani keza TOGG da bu amaçla hani bu şekilde, yani SUV, işte C SUV olsun, hem SUV olsun hem de C sınıfı olsun, daha büyük olsun şeklinde Model Y'de böyle geleceği için Model Y ile gelmeleri bence çok çok iyi olacaktır. Ama tabii ki ileriki zamanlarda Model 3'ü de, Model S'i de göreceğiz. Belki Model X'i de göreceğiz daha büyük olan zaten SUV'u. Zaten hani onunla alakalı şöyle bir şey söylemek lazım. Onlar da paylaşımında hani Türkiye diye paylaşırken orada Model Y'yi kullandılar. Evet. Neden Model Y'yi kullandılar? Bunu da açıklamak lazım. Şimdi Eren'in söylediği gibi aslında Tesla dediğimizde herkesin aklına ilk Model S geliyor. Evet. O klasik sedan ilk çıkardıkları, aslında ilk çıkardıkları Roadster'dı, sonra o durdu. Model S, sonra Model X dikkat çekiyor çünkü o özellikle martı kanat mı diyorlar ona. O kısmı var. Model 3 ile Model Y'de biraz daha alınabilir aslında, daha ekonomik versiyonları Amerika ve Avrupa için düşündüğümüzde. Bir de tabii ki Semi'si var biliyorsunuz tırağı. Bir de Cybertruck diye bir de pick-up aracı var ama bunlar daha geliştirme aşamasında. Cybertruck yeni yakında... Yeni Roadster şey de öyle üstü açık. Aynen, yeni Roadster da gelecek ama o da o tamamıyla planlama aşamasında. Cybertruck'ın testleri ortaya çıktı. Semi de aslında Pepsi'ye falan bir teslimatı yapıldı. Evet. Bunun sebebi ne aslında? Türkiye'deki ek gümrük vergileri, yani %10'lu klasik verginin dışında yurt dışından gelen araçlar için Amerika'dan ithal edilenlere %60, hatta bu %120 idi 2018'de mi de %60'a çekildi. Çin'den gelenlere de daha geçtiğimiz günlerde %40 bir vergi koyuldu. Bu zaten hani herkes diyor tabii ki birazcık TOGG'u korumak için yapılan bir hamle diye, ama tam Tesla gelecekken ona da çarpmış oldu. Neden? Şimdi baktığımızda örneğin Tesla Model 3 zaten iki yerde üretiliyor. Tesla'nın birçok yerde fabrikası var bildiğiniz gibi. Çin'de var, Amerika'da 3 tane olması lazım. Bir tane de Almanya'da var. Gigafactory'si. Aynen, Giga Berlin'i. Model 3 bir Şangay'daki Gigafactory Şangay'da, bir de Amerika'da Fremont'ta, Kaliforniya'da üretiliyor. Ve buradan gelirse, Amerika'dan gelirse %60, Çin'den gelirse %40. Hatta anladığım kadarıyla Tesla'nın Türkiye'deki genel müdürü diyeceğimiz insan için, şimdi ismi aklıma gelmedi Emir, kusura bakmasın, yok. Emir onun altında. Şey diye zaten sevgili Emre Özpeynirci bu %40'lık verginin çıktığını paylaştığında altına bu kötü oldu diye bir tweet atmıştı. Anladığım kadarıyla Tesla Model Y ve Model 3 ile girmek istiyordu. Model 3'e şu anda %40 ekstra vergi eklenince yani getirmelerini ilk başta bir anlamı kalmadı gibi. Belki showroomlarda görürüz ama direkt satışa çıkar mı ondan emin değilim. Bu yüzden Model 3 gelebileceğinden daha pahalıya gelecek. Evet. Model S'e baktığımızda Amerika ve Hollanda'da üretiliyordu ama Hollanda fabrikası kapatıldı. Şu an sadece Amerika'da üretiliyor. %60 vergiyle gelmesi lazım ki şu anda hani sizin paranız var ve getirmek isterseniz, yakın zamanda bir YouTube videosunda görmüştüm, 10 milyona denk geliyor
Tesla Model S. Bu açıdan baktığımızda olmuyor. Model X de şu an sadece Amerika'da üretiliyor. Yine o da Hollanda'da da üretiliyordu. Hollanda fabrikası kapatıldığı için. Şu anda Gigafactory Berlin'de ya da Giga Berlin'de şu anda sadece Model Y üretiliyor. Bu yüzden büyük ihtimalle Berlin'den yani Almanya'dan bize ilk etapta sadece Model Y gelecek. Evet, yani aslında gelme hikayesi bu şekilde kabataslak. Onlar da hani 4-4 simgeleyerek söylediler. Yani biz de bunu tabii ki 4 Nisan olarak algılıyoruz. Aynen. Ki sonradan yine o dediğim müdür bey de şey diye paylaştı zaten 4 Nisan diye. 4 Nisan açık açık söyledi. Hani 4 Nisan tarihinde benim beklentim şu. Biz bu modellerle ülke pazarına giriş yapıyoruz. Ve stratejimiz bu. Misyonumuz, vizyonumuz bu diye bir açıklama yapılacak ve ben şey açıklaması beklemiyorum bu arada. Hani Model Y'nin sürpriz olur bu arada. Model Y'yi biz bu fiyatla Türkiye'de satışa çıkarıyoruz şeklinde bir açıklama beklemiyorum kesinlikle. Hani direkt down diye bu şekilde vuracaklarını hiç düşünmüyorum. Olabilir de ama emin değilim. Ama neden vurmayacaklar? Çünkü fiyata geleceğiz şimdi yavaş yavaş. Şimdi Model Y'nin fiyatlarını konuşmaya başlayalım artık yavaş yavaş. Şimdi Model Y'ye baktığımızda Amerika'da en düşük model olarak, daha doğrusu long range yani uzun menzilli versiyonuna baktığımızda direkt baz versiyon, çıplak fiyat 54.990 Amerikan dolarına satın alabiliyorsunuz şu anda. Bu da demek oluyor ki TOGG'un aslında bizim yurt dışında satış fiyatının olabileceği rakamlar aslında. Yani. Yani Avrupa'da da biz 50.000 euro bandı diyoruz. Ne kadar olur bilmiyoruz tabii ki de başlangıç fiyatı. Şu anda 54.990 dolara Model Y'yi Amerika'da satın alabiliyorsunuz ve direkt Nisan'la Haziran arasındaki bir 2023 tarihi arasındaki teslimatta yapılıyor. 330 millik bir burada range'i var yani menzili var ama tabii ki bunu kilometreye çevirdiğimizde kilometre daha farklı. 500 küsüre denk geliyor aynı şekilde. Bu da TOGG'un uzun versiyonu, uzun menzili versiyona denk geldiğini söyleyeyim yani long range. Hız tarafına baktığımızda ise 135 mile çıkabiliyor kilometreye. Kilometre tarafına çevirdiğimizde burada 250 kilometreye falan tekabül ediyor. Ve 0.60'ı biz ona 0.100 diyelim. Onlar mili kilometre çevirdiğinde 0.100 oluyor. 4.8 saniyede çıkıyor. Bu da TOGG'un en hızlı versiyonu aslında sayılır. Yani 500, yani. Bak ben sana direkt çift şeyi söyleyeyim. Söyleyeyim 533 burada. Kilometreye denk geliyormuş. Ve bir diğer yandan. Sen Avrupa versiyonuna aynen direkt hani Almanya'yı mesela açayım. Sonuçta oradan kilometre bazında bakacağımızda çevirmekle şey yapmamış oluruz. Hı hı. Şöyle aşağı indiğimde nerede yazıyordu onlar? Gerçi burada tabii şey de var. Arkadan itişli versiyonu da var mesela 455 kilometrelik. Ya baz versiyonu şu anda. 4 yani çift motorlu AVD dediğimiz versiyonu 54.990 euro 217 kilometre maksimum hızı 533 kilometre WLTP değerinde menzili var. 5 saniyede hızlanıyor. Hı hı. Performansına baktığımızda 3.7 0-100'ü 250 kilometre maksimum hızı 514 kilometre menzili var. İşte arkadan itişli RVD versiyonuna baktığımızda da 455 kilometre menzil 217 kilometre maksimum hız 6.9 saniyelik de bir şeyi var. Yani bir de şöyle düşünmek lazım aslında biraz euro bazlı fiyattan gitmek lazım. Çünkü Amerika'dan gelmeyecek bu araçlar. Almanya'dan gelecek yani Gigafactory'den gelecek. O yüzden de aslında euro fiyatlarına bakmak daha doğru olur. Bu arada Amerika'da ki baz versiyon fiyatıyla Almanya'daki yani veya işte euro olarak çevirdiğimizdeki fiyatlar aynı. Yani burada da 54.990 dolar orada da euro tarafında var. Aslında Model Y'ye baktığımızda yine TOGG gibi özelleştirmeleri var. Ona çok dikkat ettim ben. Renkten herhangi bir şekilde ücret almıyorlar Model Y tarafında. Ama jant tarafı değiştirirsen orada bir farklılıklar oluyor. Tabii ki 20 inç ile 19 inç arasında farkı var. TOGG hiç dediği burada arkadaki çeki demirinden bahsediyor. Onu mesela 1000 dolara satın alabiliyorsunuz. İç tarafında beyaz tercih edecekseniz tekrardan da bir 1000 dolar vermeniz gerekiyor falan. Ve 5 koltuklu mu yoksa 7 koltuklu mu seçeneği var. 7 koltuklu almak isterseniz de 4000 dolarda ekstra para vermeniz gerekiyor. İşte enhanced otopilot var yani gelişmiş otopilot almak isterseniz 6000 dolar ekliyorsunuz. Mesela ekleyeyim ben burada. Full self driving capability yani tamamen kendisini kullanabileceği bir şekilde. Yani ben arabaya oturayım kendi kendine gitsin şeklinde yapacaksanız 15 bin dolar daha vermeniz gerekiyor. Burada da eklediğimde en düşük versiyonda yani aslında long range versiyona geldiğimizde burada enhanced otopilot da ekledikten sonra baya baya fiyat burada ama artıyor. İnanılmaz. Mesela charging'de de mesela koyuyorsun kablosunu aynen, falan tabii. filan koyduğunda order tarafında bana Haziran 2023'e kadar teslim ediyor ve 74.990 dolara tekabül ediyor. Sen gidip tabii en dolusunu şey yapmış oldun evet. ama mesela bizim araba habercisi Murat abi şey demiş işte Tesla'nın fiyatını Türkiye'ye uyarlamış. 55 bin dolar demiş. Az önce bahsettiğim. 19 ile kurla çarpıp onu 1 milyon 45 bin lira yapmış. İşte ÖTV'yi KDV'yi eklediğinde
1.849.650 TL bulmuş. Ben de şimdi Almanya'ya baktığımızda orada bir de arkadan itişli ucuz versiyonu var ya. Aynı hesaplamaları yaptığımda 1.393.952 lirayı buluyorum. Tam 100 bin lira fark var TOGG'un dolu versiyonuyla aslında. Yani bir de uzun menzilli versiyonu ve full versiyonuyla şu anda 100 bin lira fark var. TOGG daha ucuz. Ama şeyin modelin en ucuz halinden bahsediyorum. Evet, 217 kilometreye çıkabiliyor. 455 kilometre menzil. Burada TOGG'dan gerisinde kalıyor. TOGG'un en dolusunu düşündüğümüzde. 6.9 saniye ile benzer şey sunuyor. Baktığımızda 19 inç jant var. Rengi zaten seçebiliyorsunuz. Ama işte şeyler şu an için yok. Neydi onun adı? Arka tarafta çeki demiriniz yok. Otopilotunuz aynen. Yok. Ondan sonra gelişmiş otopilot yok. Yani siz kendi kendine sağa dönsün, sola dönsün falan. Yani şerit takipleri falan geçiyorum tamamen. En boş haliyle. Yani en boş haliyle elektrikli bir otomobil Tesla Model Y almak istiyorsanız TOGG'un en dolu versiyonundan 150 bin 200 bin lira bandında daha fazla olarak ülkemize gelmesini ben bekliyorum. Yani 1 milyon 400 bin, 1 milyon 500 bin bandında Model Y'nin en düşük versiyonu şu an satın alabileceksiniz diye. Şu anda biz kendi kafamızda ortalama fiyatlarla çıkarıp burada tabii ki KDV'sini, ÖTV'sini eklediğimizde böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani bilmiyorum, tabii ki TOGG bizim için çok çok değerli. Kesinlikle. Yani ve hani uzun menzilli ve daha dolu bir araç. Ya onu zaten kıyaslamalarında bakmak lazım hani birçok şeyiyle. Tabii ki mesela yazılımları nasıl farklılıklı olacak. Mesela Tesla'nın orada sunduğu çok önemli şeyler var. Ama bir diğer yandan diyeceksiniz ki ne zaman teslim edecek? Bunların hepsini dördünde göreceğiz ama ortaya çıkan söylentilere göre ilk Vadi İstanbul dendi. Sonra Zorlu Center dendi. Şu anda Kanyon. Bizim sevgili aynen Mert'in de Mert Yaman dediğine göre ki direkt böyle içeriden bilgi almış gibi çünkü konumunu bile gösteriyor. Evet. Kanyon AVM'de ilk mağazasını açacağı, ikinci mağazanın da Anadolu'da, İstanbul Anadolu'da MR Square AVM'de olacağı. Çünkü şu anda MR'da bir süper şarjör var çalışmıyor olsa da. İstanbul'daki ilk süper şarjör kurulumu da MR'da olacak gibi görünüyor. MR'da o varken haliyle store'un da orada olması mantıklı olur. Daha sonrasında tabii ki İzmir, İstanbul vesaire diye, daha doğrusu İzmir, Ankara, Antalya vesaire, başka neresi olabilir? Bursa'ya vesaire de büyük ihtimalle store'lar açılacaktır. Süper şarjörler noktasında zaten sitesine girip bakabiliyorsunuz. Türkiye'de İstanbul'da abi. Görünüyor, İzmir'de görünüyor. Aydın'da tam Muğla tarafına döndüğünüzde Çin'e yoluna döner dönmez otogara gelmeden görünüyor. Bir Aydın'ın olarak direkt konumu söyleyeyim. bunun dışında Konya'da, Antalya'da, Ankara'da, Bolu'da vardı biliyorsunuz. Hendek tarafında. Bolu'da da olacak ve şeyde de Bursa'da da olacak şekilde bir süper şarjör istasyonları da olacak ki 225 kW saatlik bir, daha doğrusu 225 kW'lık bir hızlı şarj desteği olacak CCS'le beraber. Bu açıdan baktığımızda evet gelmesi çok güzel. Tek araçla geliyor olması, yani Model 3'ün önüne ket vurulması çok hoş olmamış. Belki yine gelecektir ama fiyatını istemsizce artık daha yüksek göreceğiz anlamına gelebilir. Ki Model Y ile Model 3 arasında bile sırf bu yüzden iki kata yakın fiyat farkı görebiliriz ki evet. Model Y daha fazla alan sunuyor olmasına karşın. Ama dediğim gibi 1 milyon 400 vesaire olursa çok çok güzel bir fiyat olur bu kesinlikle. Açıdan baktığımızda. Ya boş versiyon olmasına rağmen bir Tesla yani bir de tabii şeyleri de göreceğiz. Hani o eklere ne kadar şey yapılacak, showroom'da hangi araçlar olacak. Çünkü şey de olabilir. Hani ilk başta Model Y satışta olur ama büyük ihtimalle bence bu iki showroom'da da şeyleri göreceğimizi düşünüyorum. Hani üçü Model S'i de, 3'ü de evet. Şey için yani görüntü show vesaire aynen sonuçta gösteriliyor olabilir. Bakalım yani tam TOGG giriyorken şey de gelecek. Benim en çok merak ettiğim şey 4 Nisan'da sipariş almaya başlarsa Tesla ne zaman şey yapacak? Verecek araçları TOGG ne zaman verecek? Evet. Sonuçta TOGG kendisi açık açık diyordu. Benim rakibim şey diye Tesla diye. Burada siparişleri teslimat noktasında da neler yapılacağını göreceğiz diyelim. Ben son olarak da şöyle bir ütopik bir düşünce paylaşacağım. O tweet'i de koyarım buraya zaten. Umarım Tesla Gigafaktör'den sonra tabii ki belki şu anda çok yeterli bir kapasiteleri vardır Avrupa'ya dağıtmak için ama umarım Tesla'da fabrikayı kurup Model Y'nin de burada üretimini değil de parça birleştirimini de burada zaten yapar. Zaten öyle. Assembly yapıyorlar. Aynen. Yani. Assembly şeklinde yapılıp burada da istihdam sağlar. Ki Elon Musk'ın da bence Türkiye'ye ziyaretleri boşuna değildi. Hepsi için konuşuyordu zaten. Aynen. SpaceX'e bilmem. Starlink'te Starlink zaten öyle konuşuluyor. Yani hani onunla alakalı yurt dışındaki birçok şeyde yani bilmiyorum. Ben şeyde yurt dışında bir tane otomobil editörü paylaştı. İşte Tesla Türkiye'ye geliyormuş, Avrupa genişlemesi devam ediyor diye.
altında farklı ülkeleri soran vardı. Ve birçok insan da Bursa bölgesindeki bu fiyatın vesaire üretimini bildiği için, bir de artık TOG da var mesela. Evet. Elektrikli araç üretimi de yapılıyor. Bunların hepsini birleştirerek orası aslında hem MENA bölgesine, yani Orta Doğu'ya, hem de Doğu Avrupa'ya sipariş teslimatı ve servis vesaire için çok önemli bir nokta olabileceğini konuşmuşlar. Belki ilerleyen dönemlerde öyle bir şey de duyarız. Bilmiyorum, Elon Musk çok sevmediğim ama çok zeki olan bir adam. O yüzden yani boşuna Türkiye'yi ziyaret edip de Cumhurbaşkanı'yla da görüşüyor olamazdı. Öyle şeyleri de konuşmuşlardı illaki diye söyleyelim. Bu şekilde de aslında ilk TOG vs Tesla kıyaslamasını da yapmış da olduk biraz. Sizler ne düşünüyorsunuz Tesla Model Y hakkında ve gelecekleri hakkında, fiyatlar hakkında? Ve 1.400 olursa alırım diyenler ya da işte 1.5 milyon param var. Ya ben o 1.5 milyonum olsa TOG'u denerdim ama Tesla geliyorsa onu alırım, ya da bana ne ben Tesla'dan, ben TOG istiyorum vesaire diye düşüncelerinizi tabii ki yazın. 1.4 milyon olursa bence güzel bir fiyat oluyor aynı günümüz fikirde, otomobil şartlarında. Aynı fikirdeyim Aydın'ın. Sizler de görüşünüzü bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.